Dünya nüfusu 2011'de 6,9 milyardı. Bu gerçekten büyük bir sayı. Bazen büyük rakamları karıştırmak çok kolay olabiliyor. O yüzden bu sayıyı açıkça yazıyorum. İşte bu 6,9 milyar insanı haritadaki siyah noktalarla göstermeye çalıştım. Ve inanın, dünyadaki gerçek nüfusun kabaca bir temsili oldu diyebilirim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyadaki 3 insandan birinde latent yani durgun verem enfeksiyonu var. Yani 6,9 milyarı 3'e bölüyoruz. Çok büyük bir oran değil mi? 2,3 milyar insanda latent verem enfeksiyonu var. Latent verem enfeksiyonu hatırlarsanız bakterinin akciğerlerde etkin olmaması veya ölü olması anlamına geliyordu. Fakat bu farkı bilmek çok zor. O yüzden genelde tedbirli davranıp sanki bakteri ölü gibi değil de sadece aktif değilmiş gibi davranıyoruz. Şimdi haritaya bakmaya devam edin. Size bu harita üzerinde göstereceğim. İnsanların üçte ikisini silersem geriye şöyle bir tablo kalıyor. Kalan siyah noktalar, latent verem enfeksiyonu bulunan insanları gösteriyor. Hala çok fazla insan değil mi? İşte Dünya Sağlık Örgütü bu bilgiye 2011'de ulaştı. Yine aktif hastalığı olan 9 milyon insan var. Bu da öksüren, göğüs ağrısı çeken veya kanlı balgam çıkaran insanlar. Yani aktif hastalığın semptomlarının görüldüğü kişiler. Bu çok büyük bir sayı ve aslında bu aktif hastalıklar şu latent verem enfeksiyonu havuzundan geliyor. Latent verem enfeksiyonu olan insanların %10'unun hastalığı aktif vereme dönüşecek. Bu oranı da bölüp diyebiliriz ki %5'i latent verem enfeksiyonunu takip eden birkaç yıl içinde diğer yüzde beşi ise hayatları süresince. Yani aslında bu yüzde onluk riskin çoğu ilk birkaç yıldan geliyor. Genel olarak 2,3 milyar insanın yüzde onunu düşünürsek, çok fazla insan hasta oluyor değil mi? Görsel açıdan bir fikir vermesi adına bu yüzde onluk dilimi çizmek istiyorum. Mesela Brezilya'daki şu adam hastalanacak. Şuradaki bir kadın hastalanacak. Belki bir de Amerika'da hastalanacak. Altıncı Kanada'da hastalanacak. Yedi, sekiz, dokuzuncu kişiler şurada. On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz. İşlemi doğru yaptım mı bir kontrol edeyim. Şuraya da iki tane koyarsak tamamdır. Evet, yüzde onluk dilim böyle görünüyor. Hasta olan ve aktif hastalığı bulunan insanlar. Aktif hastalığı olacak olan başka insanlar da biliyoruz. Mesela birincil enfeksiyonu olup daha sonra birincil ilerleyen bir hastalığa yakalanacak kişiler veya ikincil enfeksiyon olabilir. Mesela latent verem enfeksiyonunuz varsa ve başka biri size doğru öksürdüyse, işte bu da ikincil enfeksiyon. İşte bu yollarla aktif hastalığı olan 9 milyon insandan biri siz olabilirsiniz. Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim şey şu, bu sayı çok büyük. Yani bu sayı 9 milyon aktif hastalığa sebep olacak. Belki burada işlemin doğru olmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü bu büyük sayının %10'u aslında 9 milyondan çok daha fazla ediyor. Peki o zaman nasıl oluyor? Şunu hatırlatayım. Bu hayat boyu bir risk ve aslında 9 milyon dediğimizde belirli bir yıl içinde aktif hastalığı olanlara bakıyoruz. Bu 9 milyondan bazıları ölecek. Mesela 2011'de 1,4 milyon insan öldü. Bu da zaten bizim önüne geçmeye çalıştığımız şey. İnsanların veremden ölmesinin veya aktif hastalık taşıyıcı olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Cidden çok kötü bir hastalık. İşte bu yüzden latent verem enfeksiyonu olan kişileri bulup hastalanmadan önce müdahale etme konusunda çok fazla bir baskı var. Son olarak size başka bir resim göstermek istiyorum. Eminim ilginizi çekecek. Bu resimde hastalığın yüzde 80'inin görüldüğü 22 ülke var. Evet, 22 ülke var ve verem hastalığı vakalarının yüzde 80'i burada. Yani hastalık çoğunlukla bu ülkelerden geliyor. Haritaya bakarak Afrika ülkeleri, Asya'dan bazı ülkeler, Rusya ve Brezilya'yı görebilirsiniz. İşte bu ülkeler verem hastalığı vakalarının büyük bir bölümünün görüldüğü ülkeler.